Geçmiş Dün olsun. gece saat 00:27'de Galatasaray Kulübü'nün kurumsal iletişim direktörü Murat Bereket mesaj attı bana. Kendisi dedi ki mesajda, sen iyice holigan olmuşsun, bundan sonra Florya'ya girmene izin vermeyeceğiz dedi. Ciku pozisyonu ile ilgili yorum yaptığım için. Neyse, konuşma uzadı. Nihayetinde bir hakaret imasıyla ve beni bloklamasıyla bitti. Öncelikle saat itibariyle çocuğumla ilgilenirken böyle bir mesajla uğraşmak beni açıkçası üzdü. Onu söyleyeyim. Galatasaray Kulübü'nün böyle bir uygulaması olduğunu düşünmüyorum. Eğitimle övünen, eğitim kurumuyla haklı bir şekilde övünen Galatasaray Kulübü'nün de bu görgüsüzlüğü değerlendireceğini düşünüyorum. Onu öncelikle ifade etmiş olayım. Gazetecilik yapmamı tavsiye etti sevgili Murat Bereket. Herhalde uzun zamandır mesleki anlamda kulüpte çalıştığı için mesleği unutmuş olabilir. Benim yaptığım gazetecilik, ona buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi işiyle ilgili tedirginlikleri olabilir. Gördüğüm kadarıyla başkalarıyla iletişime getiriliyor Galatasaray'da. Eğer tehditle, baskıyla, şantajla beni ya da başkasını, ama özellikle kendim açımdan konuşabilirim, susturabileceğini, söylemlerimi değiştirebileceğini ya da işte atıyorum kovdurabileceğini düşünüyorsa kendisine üzülerek yanıldığını söyleyebilirim. Daha önce burada yaptığım bir konuşmayla alakalı abileri daha yüksek yerlere şikayet etmişler. Cevaplarını almışlardı. Bundan sonra kendisine ufak bir tavsiye vermek isterim. Çünkü sosyal medyada da görüyorum talimatla atılan tweetleri. Yarın öbür gün o bıçaklar kendine de dönebilir. Seçim yaklaşıyor. Bence iplerini sağlam tutsun. Bundan da mesajı vermiş olayım. Kendisine hayatında başarılar dilerim. Umarım Galatasaray Kulübü'nün gece gece gazetecileri tehdit eden ya da rahatsız eden, öyle ifade ederim, bir uygulaması yoktur. Çünkü 100 yıllık kulübe yakıştırma ben ilk defa gördüm. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatımda ilk defa gece yarımda arkadaşım olmayan, dostum olmayan, akrabam olmayan birisinden böyle bir mesaj aldım. Takdiri Galatasaray yöneticilerine bırakıyorum. Yönetimin de belki de büyük ihtimal haberi yoktur. Yani ya da yönetimden Bilmiyorum. mi destek alarak? Ya Murat Vallahi da bu kimden işin destek içinde, yani aldığı, Murat da yıllarca gazetecilik yapmış bir kimden destek alıp arkadaşımız, yani almadığı beni çok ilgilendirmiyor. enteresan, evet. Bugüne kadar çok kişiyle ilgili olumlu olumsuz yorum yaptım. Mesleğimi iyi yaptığımı düşünüyorum. İyi yapmadığımı düşünenler de düşünebilir, demokratik ortam. Lakin buna karar verecek merci de ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş kulübüdür. Onları da söylemiş olayım. Ne de Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Velev ki iddia ettiği şeylerin hepsini söylemiş olsam da, söylemedim ama velev ki iddia edilen her şeyi söylemiş olsam da herhangi bir kulüpten böyle bir yaklaşımın olmaması gerektiğini savunuyorum. Kendisine hayatında başarılar diliyorum. Florya'ya giremeyeceksin bundan sonra Sen cümlesiyle gidiyor muydun alakalı ki da şöyle Florya'ya? ifade edeyim. Allah, kimin ne zaman nereye gideceği belli olmaz. Bence çok iddialı konuşmamak lazım. Sen gidiyor musun Florya'ya? Yok, çok tane güldüm çünkü beni böyle Yani kısıtlayıcı Florya'da bir ne yasakla işin değil, var ki? ama inadına, illaki o gün gelecek, inadına gideceğim, röportaj yapacağım ve sosyal medyada paylaşacağım. Çünkü ben unutmam böyle şeyleri. Oğlumla geçireceğim vakti, oğluma ayıracağım vakti sana ayırmaktan da hicap duydum. Öyle söyleyeyim. Derbiyle alakalı konuşuyoruz. Derbi dışı gündemler de oluyor. Burası tabii ki herkesin görüşünü, yaşadıkları üzerine de rahatlıkla dile getirebileceği bir Hakaretleri platform. de aynı şekilde iade ediyorum. Yani hakaret olmadığı müddetçe Evet, burada eleştiri evet gayet doğru ya. eleştiriler Yani olabilir. pozisyonla ilgili herkes konuştu. Yani olabilir. Yani ben mesela uzun süredir Yusuf'la beraber çok program yaptım. Hiçbir zaman böyle bir aşırı derecede bir fanatiklik, bir amigoluk hiçbir şekilde görmedim yani. Şimdi doğruya doğru. Fenerbahçe'nin aleyhine de çok konuştuğunu bilirim. Ben de öyleyimdir. Yani Beşiktaş'ın aleyhine de olsa hak, bir haksızlık
durumu varsa, haklılık ya da durum varsa söyleriz. Yani biz sonuçta spor yorumcusuyuz, gazeteciyiz. Yani Beşiktaş demişken, biraz gelelim ya yavaş yavaş evet, konuya girmenin bence zamanı geliyor. Kesinlikle. Yaklaşık bir yarım saatimiz var ve hala konuşacağımız çok şey var. Ağırlıklı olarak doğal bir şekilde Süper Kupa mücadelesi var. Yeni bir Fenerbahçe Galatasaray derbisinden çıktık. Yeni bir tanesine doğru yolculuk içerisindeyiz. Ama Beşiktaş'ta da önemli bir teknik direktör gündemi var. Samet Aybaba'yla bazı diyalogların oldu. Samet Aybaba'yla Beşiktaş'ta neler oluyor, neler bitiyor? Bunun üzerine konuşma fırsatı buldum. Samet Hoca şu anki durumu nasıl ifade ediyor? Çalışmalar teknik direktör konusunda nasıl ilerliyor? Kartal Yiğit, sahne senin. Kerem, şimdi öncelikle bu sosyal medyada bir aşırı derecede inanılmaz bir panik havası var Beşiktaş cephesinde, hoca konusunda. Yani işte lig başlıyor, ikinci yarı başlıyor, hala hocamız yok. Kimi getireceksiniz, yerli mi olacak, yabancı mı olacak şeklinde böyle bir panik havası var. İşte çeşitli iddialar çok konuşuldu, Samet Hoca sahaya ineceği şeklinde falan. Ben bugün çok geldiği günden beri hiç aramadım Samet Hoca'yı. Yani uzun yıllardır tanışırız. Çok net bir isimdir. Sevdiğim bir isimdir Samet Hoca. Samet abi. Bugün bir aradım. Ne oluyor, ne bitiyor şeklinde. Yani hem sohbet edelim. Çok da sevmiyorum. Yani şu hoca olur mu, bu hoca olur mu? İnsanları da zor durumda bırakmak istemiyorum. Çünkü bazı şeyler gizlilikle yürütülmesi gereken şeyler oluyor. O insanlar da bize yanlış, yalan konuşmadıkları için zor duruma kalmasınlar diye çok böyle sıkıştırma anlamında değil, yani genel anlamda bir muhabbet oldu. Çünkü yarın saat 13'te Samet Aybaba'nın bir toplantısı var, basın toplantısı. Aslında arama nedenlerimin birinci sırasında buydu. İşte çeşitli iddialar vardı. Yarın Beşiktaş teknik direktörünü açıklıyor yönünde. Saat 13'teki toplantıda Samet Aybaba çıkacak, basının karşısında hocayı açıklayacak. Ben de o yüzden aradım Samet Hoca'yı. İşte konuştuk. Yarın toplantı var hocam. Hoca açıklanacak mı? Ne olacak? Ne bitecek? Kim geliyor? Belli mi? Anlaşma oldu mu şeklinde. Aynen bana anlattıklarını söyleyeyim. Yarın bir açık hoca konusunda bir açıklamamız olmayacak dedi. Yani anlaştık veya anlaşmadık. Evet, yoğun bir şekilde görüşmeler var. Beşiktaş hoca konusunda yoğun bir görüşme içerisinde. Ağırlıklı olarak yabancı, evet Samet Hoca bunu da söyledi, yabancı hocalarla görüşmemiz var. Daha doğrusu Sayın Başkanımız Hasan Arat seçilmeden de önce görüşmelere başlamıştı.